Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Umarım bugün iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'e yön nereye ona bakacağız ve aynı zamanda kapanışı hangi değerde yapacak onu inceleyeceğiz dostlarım. Ve aynı zamanda şunu söylemek istiyorum ki şu anda Bitcoin alınır mı alınmaz mı ve altcoin alınır mı alınmaz mı bununla ilgili konuşmak istiyorum. Bu videoyu başından kadar izlerseniz sevinirim ve emeğimi karşılık olarak da videoya bir like bırakıp kanala abone olursanız mutlu olurum. O zaman başlayalım isterseniz. Dostlarım şu anda karşımda Bitcoin USDT günlük paritesi bulunmakta. Biliyorsunuz ki ben zaten bundan bir gün öncesinde videomda bahsetmiştim ki arkadaşlar EMA bandı olan 42.328 bandına geldiğinde oradan sonra büyük bir ihtimalle EMA'mız kırmızı yöne dönecek arkadaşlar demişti ve şu anda görmektesiniz ki EMA'mız yavaş yavaş kırmızı bana döndü. Peki bu kırm kırmızı band devam edecek mi? Nere kadar devam edecek? Hatta bugün kapanış Karşıdan olma ihtimali var. Öngörümüzü göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle geldiğimizde baktığımız arkadaşlar daha önceki kapanışlara bakmak istiyorum bu çizgi üzerindeki. Dostlarım bu çizgi üzerindeki daha önceki kapanışlara baktığımızda bakın tam da bu nokta üzerinde. Daha önceki kapanışlara baktığımızda fark ediyorsanız ki bir geri çekilmeler olmuş hep sürekli olarak. Ve bu geri çekilmeler, geri çekilmeler sayesinde bir tanesinde bir öngörümüzde 42.450 bandı gözüküyor. Bir öngörümüzde de 42.338 bandı gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kısımlarda. Yani demek arkadaşlar 42 bin 450 ile 42300 arasında bir kapanış gelme ihtimali çok çok fazla Bunun dışında dostlarım yine şunu söylemek istiyorum Eğer olur da. Bizim diyelim oldu da destek kırıldı yani direncimiz şu anki direncimiz kırıldı direncimiz bizim şu anda tabii ki de bu orta kısım olacak yani yükselen ve düşen trend arasındaki bir e, parça olacak arkadaşlar diyelim ki bu trend kırıldı peki ne olacak arkadaşlar bu trend kırılırsa büyük bir ihtimalle beklediğim nokta e, gün içerisinde diyorum arkadaşlar bunu hemen şu an demiyorum gün içerisinde 40.000 bin bantlarına kadar düşme ihtimal var 40 bin banttan kastım 40.930 bandları arkadaşlar 40 bin 930 bantlarına kadar Düşme ihtimali çok çok fazla. Yani şunu diyebilirim aslında arkadaşlar. Burada aslında ortalama birkaç günlük bir short pozisyonu açılabilir. Ama tabii ki de şunu da söyleyeyim ki dostlarım unutmayın. Bir yükselen trend arasından düşüş trendine geçti. Bu düşüş trendi tabii de çok uzun sürmeyebilir. Bir anda patlama yaşanabilir. Çünkü şuralarda fark ediyorsanız baynalar hesaplarındaki bitcoinleri soğuk tuzdan aktarıyor arkadaşlar. Soğuk tuzdan aktarmak demek şu demek arkadaşlar. Beklemek demek. Beklemek demek de bir kripto paranın değerini artacağını bilmesi demek anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse. Benim toplamda atıyorum 4 tane coin'im var. Ben bir bayınayım atıyorum yani misal veriyorum sadece arkadaşlar. 4 tane coin'im var ve benim 4 tane coin'im herhangi bir borsada hesaplı duruyor. Ve hesaplı duran parayı ben alıyorum bir anda soğuk cüzdanıma, o ismi belleğime atıyorum. İnsan bir kripto parayı niye soğuk tuzlarına atar arkadaşlar? Beklediği bir durum var demektir vade korumak istiyor ve beklediği durumu o anda çıkartmak istiyor. İşte şu anda ortalama 400'e yakın bir balina bütün hesaplarındaki parayı soğuk düzen aktarmış. Ve bu soğuk tutan tarama olayı da gerçekten de güzel bir haber aslında. Yani Bitcoin'in yakın bir zamanda yükseleceği sinyalini gösteriyor arkadaşlar. Yani bu bir nevi bir sinyal. Ama tabii ki de şu anda biz bir düşüş bekliyoruz. Ve bu düşüşümüzde eğer bugün bandımızda 42.300'ün altında bir kapanış yaparsa büyük bir ihtimalle 40.900'lere kadar bir hedef olma ihtimali, test etme ihtimali çok çok fazla. Yani şunu diyebilir miyiz bugün için? Arkadaşlar eğer kapanışlar 42.300'ün altında olursa 42.300 altında kapanış olduğu takdirde aşağı yönlü bir e, grafik işlemi olacak ve bu aşağı yönlü grafik işlemi ilk başta 41.000'i görecek. Daha sonra da güzel kardeşim 40.900'lere kadar bir test etme ihtimali olacaktır. Yani buradan aslında stoplu bir loss işlemi açılabilir. Peki diyelim sen buradan bir stoplu açacağız. E, bir tane short işlemi açtın. Kaç lans stop vermen lazım? Örnek vermek gerekirse sen burada 4 saatlik pozisyon açtığımızda Buna görmektesin ki trend yatay yata şekiller geliyor arkadaşlar. Bakın bu pozisyonda trend yatay şekiller geliyor. 42.000'e 0.730'la 42.500 arasında gidip geliyor şu anda. Buradan işleme verdiğindeki ki ben seninde olsam 42.000 yani 43.000'e gelmesi çok zor ama yani 42.900'leri 42.700'leri falan beklerim. Gelmiyor. Çünkü kapanışlarda genelde bir anda bir yükseliş yaşıyor arkadaşlar. Bir anda bir düşüş yaşıyor. O kapanıştaki varyansından ben bir caziplik bularak aşağı yönlü oynayabilirim arkadaşlar. Ama diyelim ki sen beklemek istemedin. Sen bu arada bir yerlerde yani şu kısımlarda short pozisyonu vermek istedin abi. Ne yapman lazım? Sana şunu söylemek gerekiyor güzel kardeşim. Alabildiğince en üst bölgeden alacaksın. Alacağın e, ee, kriptoyu ki şu anda olabildiğince en üst bölgede duruyor zaten arkadaşlar. Buradan aşağı yönlü bir oynayış yaptın. Nereden stop vereceksin? Bak görmüş olduğun gibi aşağıya bir ema bandı gözüküyor stopunda bence e, short yaptıysan 42600'den de bir stop verebilirsin zaten şu anda 42640'a kadar görmüş bugün arkadaşlar hani stopunda 42600'den 42550'den verebilirsin yani çok zarar etmeyecek bir şekilde çünkü niye? 42.500'den short veriyorsun. E 42.600'den stop verebilirsin. Bu herhangi bir sorun yaratmaz sana. Çok ta taş çatmasın. 2 dolar zararın olacak. Daha çok zararın olacağını. 2 dolar zararın olacak. İşte sıkıntı yaşamayacaksın yani. Buradan da bir stop işlemi açabilirsin kendine. Ama genel bantta şu an baktığımızda büyük bir short işlemi gözüküyor arkadaşlar. Benim beklentim dediğim gibi 40.930 bantları. Buradan sonra bir kaze işlemi uygulayacak ve ben tahminen buradan böyle bir yükseliş bandı olacağını düşünüyorum ki bu son yükseliş. Ya yani son düşüşler artık. Bu düşüşler son düşüşler olacak. Bu düşüşlerden sonra artık yavaş yavaş yukarı doğru füze şeklinde rally yapmaya başlayacak ki. Hele zaten arkadaşlar şu kısımlarda şu kısımlarda bir biliyorsun ee, biliyorsunuz soğuk tuzdan aktarım olduktan sonra ben artık bir şüphelendim. 44 bin bir soğuk tuzdan meselesi oldu. Dedim tamamdır bu iş küçük bir düşüşten sonra fırlayacak diye düşündüm arkadaşlar. Evet, kapanıştan beklentim dediğim gibi 42.300 ile 42.450 arasında bir kapanış olma ihtimali var. Olur da 42.300'den aşağı bir kapanış olursa, yani 42.900 şey 42.200'den 42.200'den bir kapanış yaparsa arkadaşlar, o gün gün içerisinde 41.000 bandını denemesi çok 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 normal deneyebilir yani. Onun dışında 41.900 bandı bizim şu an en kare direncimiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, Bitcoin'den beklentim bu yönde. Altcoin'lere bakmak gerekirse Ethereum şu an düşüşünü gösteriyor arkadaşlar. Ama daha doğrusunu söylemek istiyorum. Ethereum yeni bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme sayesinde Bitcoin'den bağımsız bir şekilde yükselme olma ihtimal çok çok fazla. Haberiniz olsun. Ethereum bu arada yakından takip ediyorum. Sizler de bence yakından takip edin arkadaşlar. BNB'ye baktığımızda biliyorsunuz BNB çok çok kolay bir şekilde Bitcoin'e eklenen bir kripto para olduğu için şu anda onlar düşüşünü sergiliyor dostlarım. AVAX coin'e 83 ile 87 arasında gidip geliyor. Ben geldi 82'den AVAX'a giriş yapıyorum. Long girişi. 8 4'ten 85'ten satıyorum arkadaşlar. Bak şu sıralar güzel oluyor yani. Ama yavaş yavaş beklentimde 79.000'e doğru kayıyor haberiniz olsun dostlarım. Gene ee, mana şek manadımız da aynı. 2.3 arasıyla 2.360 arasına gidip geliyor arkadaşlar. O aralarda long ve short işlemleri oynuyorum ben de. Bilginiz olsun. Sxp şu an takibimde olan bir coin arkadaşlar. Ee, 1250 bantlarını bekliyorum. 1250 bantlarında bir ekleme yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben Sxp'den yüksek bir ee, yüksek bir yükseliş bekliyorum çünkü Bitcoin yükseldiği anda SXP bir anda fırlıyor. Bu da benim için çok tatlı oluyor. XRP arkadaşlar XRP ben sevmiyorum. Artık yani beğenmediğim bir kripto para haberiniz olsun ama yavaş yavaş o da desteğe gelmek de geldi az arkadaşlar az kaldı yani buradan sonrasında artık o da bir yükseliş sergileceğini düşünüyorum dostlarım XRP adına da. Evet bugün de bir videonun daha sonuna geldik dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi şunu söylemek istiyorum bakayım şöyle bir evet bir işlemimiz varmış kendinize iyi bakın ama şunu söyleyeyim aklıma gelmişken. Arkadaşlar biliyorsunuz biz burada her gün Bitcoin'e öneri videoları çekmekteyiz. Aynı zamanda her akşam D-Live'da canlı yayında kaldıraç işlemler yapmaktayız. Canlı canlı kaldıraş yapıyorum arkadaşlar. Hiç de korkmuyorum. Çünkü kazandırıyorum. Kaybettiğim oluyor ama çok çok fazla kazandırıyorum. Bu yüzden D-Live hepinizi bekliyorum. D-Live için aşağıdaki açıklama kısmında bulunan D-Live kanalıma gelip abone olabilirsiniz. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Muhakkak gelin. Ve şunu söylemek istiyorum ki bu yayınlara göstermiş olduğum hiçbir... E, analiz yatırım tavsiyesini te taşımamakta arkadaşlar. Ben burada öngörümü söylüyorum. Bir anda güzel bir haber gelebilir ve bir anda uçabilir arkadaşlar Bitcoin. Ben düşüş beklerken bir anda yükseliş gelme ihtimali çok fazla. Tabi bunları her zaman kendinize bakacaksınız ve unutmayın arkadaşlar. Her zaman şunu yapacaksın arkadaşım. E, kendin araştırıp bakacaksın. Yani KAB'yi uygulayacaksın. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Bay bay diliyorum.